Hayırdır? Ne işiniz var sizin burada? Raziye Hanım'ı yemeğe davet ettik oğlum. Sonuçta hemşerimiz. Sağ olsun geri çevirmedi. Oğluyla gelinini alıp geldi. Baban çok istedi gelmelerini. Ben de buyursun gelsinler dedim. Önemli bir işiniz buydu demek. Geçin oturun. Ayakta kaldınız. Hadi karıcığım. Gel. Başın dönüyor yine değil mi? Tutun bana. Ya hamileliği biraz zor geçiyor. Kusura bakmayın. İyiyim ben. Gel diyorsam gel. Bak Eylül burada, Koray burada. Ya Eylül mü? Kız Eylül'ün ne işi var orada? Yaşar Bey'i kap gel. Hadi çabuk. Bombayı patlatayım hepinizin önünde. Kim kimin kızı, kim kimin oğlu ortaya çıksın artık. Buyurun salona geçelim. Geç canım. Gel bakalım aslan oğlum yamacıma. Raziye Hanım. Şu oğlana helal süt emmiş bir temiz kız bulamadım. Bulsak da eversem artık diyorum. O senin değil, en büyük düşmanın Yaşar'ın oğlu Adnan Efendi. Kızının Eylül olduğunu öğrenince de böyle gülersin artık. İnşallah efendim. Kısmetse o da olur. Demek siz de ev gezmelerine başladınız. Tabi. Evli olmak bunu gerektirir değil mi? Başladık ya. Vakit varken gezelim diyoruz. Malum bebek yolda. Bundan sonraki aylarda hiç gezemeyeceğiz. Gezin tabi gezin. Bebek olunca ziyarete geliriz. Değil mi Nermin? Gideriz tabi. Her zaman beklerim Adnan Bey. Buyurun gelin. Sizin tanıştığınızı bilmiyordum. Hiç bahsi geçmedi de. Oğlum dedim ya, Raziye Hanım bizim hemşerimiz. Yıllar sonra karşılaştık. Ben de yemeğe davet ettim. Oğlu Koray da çok kıymetli bir delikanlı. Maşallah Eylül'le de çok iyi yakıştılar. Artık geçmişin üzerine bir sünger çekelim. Tatsızlıkları unutalım. Yeni bir sayfa açalım. Eylül Hanım'ın ailesiyle aramız bozuk olabilir. Raziye Hanımlarla niye olsun ki? Yani değil mi? O başka, bu başka. Sizinle dost olmak bizim için onur Adnan Bey. Yani bu güzel davetinize karımla ben de çok büyük şeref duyduk. Kendi adına konuş Koray. Biz ağalığı sokakta bulmadık Koray yeğenim. Affetmesini de biliriz evvelallah. O kayınpederin yaptığı saygısızlıkları da unutmasını da biliriz. Asıl sizin bu yaptığınız saygısızlık. Sabahtan beri masada oturmayan adamın arkasından atıp tutuyorsunuz. Yeter. Ayıp şu yaptığınız. Karşıma geçmiş bana büyüklük taslıyorsunuz. Sanki sizin hiçbir suçunuz yokmuş. Her şeyi babam yapmış, siz de affetmiş gibi davranıyorsunuz. Eylül bak, burada Adnan Beylerin misafiriz, yapma. Kes! Konuşacağım. Babam sizin yüzünüzden sakat kaldı benim. Bitmeyen yalanlarınızla evimiz yuvamız dağıldı. Mahkemeyi yanılttınız. Yalancı şahitler tuttunuz. Hakkımızı vermediniz bizim. Ağır ol gelin hanım. Bak lütfetmişiz, soframızı oturtturmuşuz. Az saygılı ol. Sizin daha boğazınızdan geçen ekmeğe saygınız yok be. Görgüsüz görgüsüz oturduğunuz bu sofrayı donatan sen değilsin. Senin emrinde çalışan işçiler. Babamın bu ekmek. Babam gibilerin. Senin değil.
Ayol baba kız birbirine girecek şimdi bunlar. Aman didişsinler bana ne. Sonra sarılır barışırlar. Hepiniz hırsızsınız siz. Ailemin mutluluğunu çaldınız. Hayallerimi, hayatımı, insanlara olan güvenimi, aşka olan inancımı elimden aldınız. İnanç insan elinden alınmaz Eylül. Kendisi vazgeçer. Eğer kalbinde aşk yoksa bu başkasının suçu değil. Bu senin suçun. Evet doğru. Babana yapılanlar haksızlık. Ama senin durumun farklı. Sen haksızlığa uğrayan değilsin. Sen haksızlık edensin. Ya saklı. Hem biz sana ne yapmışız? Yanında kocan, karnında beben, mutlusun. Daha ne istiyorsun? Ya lütfen yapmayın ya. Şu güzel sofranın tadını çıkartalım. Eylül hayatım oturur musun sen de hadi. Bırak. Gitmek istiyorum ben. Hayda. Belli ki yağ sofrada diye yapıyor. Olur mu canım öyle şey? Artık evli barklı kadın. Eylül. Otur bakayım sen de şuraya. Senin yerin kocanın yanı. O ne zaman isterse o zaman gidersiniz. Yok yok. Yağız yüzünden. Ben anladım onun derdini. Ne alakası var Yağız'la ya? Sadece bu saçmalığa daha fazla katlanmak istemiyorum o kadar. Vallahi bana pek öyle gelmedi. Hani bağırır çağırırsın anlarım da çekip gitmek nedir? Belli Yağız yüzünden yoksa gitmez. Anne tamam. Uzatma sen de.